Ben ilk defa yiyeceğim. Meraklı ediyorum açıkçası. Bugün söz tutma zamanı. Salatalık, krem peynir. Tahmin edebileceğin acıların hepsini unut. Bu sana yeni bir hissiyat öğretecek. Oha! Wasabi yedin mi hiç? Bu Japonların tereyağı. Allah kahretsin. Nasıl alacağım ben bunu abi? Ama gördün mü abi? Bu arada şey, annem aradı benim acilinden lazım. Abi çok kötüyüm ya. İnsan normal kafayla yiyememesi lazım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Murat kardeşimizle sushi yemeye geldik. Murat hayatında daha hiç sushi yememiş. İstersen sen konuş. Vallahi yemediğimiz boklar kalmamış gibi bir de sushi yiyeceğiz bugün. Bakalım. Nasıl, ne düşünüyorsun böyle? Abi ben seveceğimi düşünmüyorum. Niye? Niye böyle ön yargım var? Bilmiyorum abi yani. Çiğ balık ne ya? Ha? Çiğ balık ne yani düşününce? Bakalım bir yedikten sonra aynı düşünceye sahip olacak mısın? Bu arada dedik nasıl başlayalım? Ben dedim ki orta seviyede bir yere gidelim. Sushi Köy'e geldik bugün. Sakarya'dayız. Aynen. Ramazan'dan sonra bir de üst düzey bir yere gidelim İstanbul'da. Bir en fark görmüş olursun. Yorumlarını merak ediyorum. Orayla burayı kıyasladığın zaman nasıl olacak, ne diyeceksin diye. Ama ilk tabii ki onu yapabilmek için ne yapacağız? İlk burada deneyeceğiz. Burada deneyeceğiz. Bakalım nasıl. Ben ilk defa yiyeceğim. Meraklı ediyorum açıkçası. Hiç nasip olmadı. Hani denemek istiyordum aslında. Evet. Fakat böyle bir nasip olmadı. Videoda nasip bugüneymiş. Aynen, nasip bugüneymiş. Deneyeceğiz bakalım. O zaman hep beraber girelim. Girelim. Evet arkadaşlar, Sushi Köy'e geldik. Şimdi böyle yapalım Murat. Zaten ne ısmarlayacağımızı bilmiyorum. Hiç denemedim. Hayır, hiç sen denemedim bana bırak. Ben tamam. Belirli şeyler seçeyim. Ben sana güveniyorum. Güven. Ama her konuda değil. Bugün sonuna kadar izleyin. Murat. Murat. Bugün ya, söz Allah'ım tutma ya zamanı. Bugün midem var ya, çöp olacak arasında. Dünyanın en acı biberini bugün Sushi ile beraber, yani Sushi'den sonra bununla bir tadarsın. Çok iyi. Tamam mı? Tamam. Hazır mısın? Balık restoranında ayran. Burada ayran olacağını zannetmiyorum. Ne yapacağım ben? Burası Türk lokanı değil. Abi bir çare buluruz. Tatlı alırız, bir şey alırız. Sütlü bir şey. Sipariş veririz ben sana. Ben sevmiyorum. Ayrantısı bir şey bulmamız lazım. Tamam, buluruz bir şeyler. O zaman siparişimizi verelim. Şimdi ne sipariş verdik Murat'cığım? Ne verdik? Anladın abi mı? Anlamadım. Philadelphia roll, somon, kıvırcık, salatalık, krem peynir, dişi susam. Maalesef burada genelde böyle kiri peyniri tarzı bir şeyler kullanıyorlar galiba. Normalde gurbette biraz daha farklı bazı şeyler. İstanbul roll ısmarladık. O zaman onu beğeniriz. Bu kızarmış karides, avokado, mayonez, salatalık, tobiko, dişi kızarmış somon ve teriyaki sosu. Bir de tabii... Ben şimdi onu yiyince teriyakisi mi olacak? Evet. Nereden bildin? İsmi sen var ya sen. Beyin bedava. Zeki. Bir de mango roll. İçinde ne var bil bakayım. Asla bilemezsin. Baş harfi mango. Ha, aynen. Somon, avokado, krem peynir, dışı mango ve tobiko. Tobiko ne abi? Onu ben de bilmiyorum. Şimdi aslında bir de şeye bakıyorum. Ton balıklı bir taneye bakıyorum. Şimdi bunları aldık. Ama daha karar veremedik. Aynen. Sen ne yapıyorsun? İyi. Bunu nasıl yiyeceğini biliyor musun? Biliyorum abi, o kadar değişik değilim. Hayır tamam, göster bir. Böyle chopstickleri ayırıyoruz. Değil mi? Evet. Ondan sonra. Tut bakayım. Olur. Yardımcı olayım mı sana? Tabii abi. Mesela böyle ya. Şimdi al peçeteni. Bak sen neler neler yapıyor ya. Gel, sana yardım etmek için. Sen ne nazik insansın. Böyle. Sana çevireyim. O ondan değil. Biraz geriye al. Böyle bak. Ha, aşağı doğru. He, düzgün yap şunu. Tamam mı? Şimdi sar bunu birbirine yapışık şekilde. Böyle. Ha, TikTok'ta gördüm ben bunu. Ha, bak. İşine yarayacak bir şeymiş. Sonra alıyorum bunu. Ya çok iyiymiş ha. Bak. Sen böyle sushi yemeği nereden öğrendin? Ben bundan sushi yiyorum da senin için. Tamam, acemilere yardım. Ha. Değil mi? Aynen. O zaman sushi'ler bir gelsin. Yani, sonra bak, dayanmadım. Şurada bir tane susam kalmış. Bu önden getirdikleri yemek. Aa, bu ikram mı? Evet, ikram. Okey.
Murat, şimdi bir şey soracağım. Hani biliyorsun benim çevremde genelde videoda gözüken, gözükmeyen herkes bunu denemiştir. Acı yiyor mu hayatında? Hani genel ama olarak. Hayatımız acı zaten. Bütün şimdiye kadar yediğin acıları, hayal etme gücünü, tahmin edebileceğin acıların hepsini unut. Bu sana yeni bir hissiyat öğretecek. Vücutuna da yeni bir hisler getirecek. Hayatında hiç tatmadığın hisleri tatacaksın. Nasıl yapacağız abla onu? Nasıl yapacağız abla onu be? Normal, basit. Tek önemli olan alacaksın, yiyeceksin. 2,5 dakika boyunca herkes gibi hiçbir şey içmeyeceksin. 2,5 dakika sonra iyi edebilirsin, iç edebilirsin. Önemli olan o. Ki kaç dakika sürüyor bunun acısı? Fazla değil, 15-20 dakika. Oha, yarım saat. Hayır, azalıyor yani zamanla. Hemen birden gitmiyor canım. Neyse, seyircilerimiz ne yapsın? Bunu kaçırmamak için. Like atsın. Like atsın, abone olsun. Aynen. Senin kanalda koyalım. Ve videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şularımız geliyor. Heyecanlı mısın? Çok. Teşekkür ederiz. Şimdi Murat'cığım, evet, ben ne yapıyorum? Ben mesela wasabi'yi alıyorum. Wasabi yedin mi hiç? Ha, bu Japonların tereyağı. Tereyağı? Evet, ne alaka ya? Tabii Japonların tereyağı bu. Bunu bak, küçükken annem ekmeğin üstüne sürüp okula beni öyle yollardı. Evet. Gerçekten? Evet. Ben anlattım Ayrullah videoya girmeden önce. Şimdi ilk pişmişinden mi çıkalım yoksa bunlardan mı? Hangisini ilk denemek istersin? Yoksa... Sen hangisini tercih ediyorsun? Ben derim ki bununla başla. Ben dur, hatta gel böyle yapalım. Gel. Ben tatsaydım. Uçak geliyor. Ha. Nasıl bir lezzeti var? Balık tadı var mı hiç? Yok değil mi? Kötü mü? Yani kötü de değil ama iyi de değil. Farklı. Yani değil gibi. Bu ama burada mesela bunu biraz daha sade yapıyorlar lezzetini. Yani daha çok salatalık da aldım ben. Biraz fazla koymuşum. Var var. Şimdi mango al bir. Mangoyu ne içeceksin? Bari en iyilerini alıyorsun ha. Çok mu fazla bastırıyorum ben? Yani o yardımla bile sushi yemeği beceremiyorsun. Bu biraz daha fresh tat var böyle. Güzel. İkisinde de somon var mesela. Ne oldu? Sevmedin mi? Neyi mesela sevmedin? Hocam bunun bir insan neden yer ki? Niye? Ne abi bu? Vallahi. Yani bir daha gelip yiyebileceğim bir şey değil sanırım bu ya. Bu ne abi? Sencefil bu. Bu sencefil mi? He, adını diyorum. Ağzındaki tadı nötralize ediyor. Hepsini yeme. Allah kahretsin. Yalan, küçük şey. Gel sen bunu ye bir. Ne oldu? Mide var ya, bugün felç geçirecek. Daha değil. Bunu bir dene. Çok kötü, dur deneyeceğim. Allah kahretsin. Niye bunu yedikten sonra söylüyorsun? Dedim ben, senle dinlemiyorsun ki. Lap diye attın hepsini. Tane tane yemen lazım. Anlattım tane tane. Kızım bak, ver benden bir tane. Vay vay vay. Abi ben bunu nasıl yedim ya? Üf, çok kötüydü ya. Bunu tek mi atıyorsun? Hı-hı. Nasıl alacağım ben bunu abla? Ne oldu? Bu ne ya? Çiğ balık mı? Daha yardım edeyim. Abi bu ne ya? Ne oldu? Daha kötü. Bu daha mı iyiydi? Ha, şu daha iyiydi. Bunun neyini sevmedin? Bilmiyorum, tamamı kötü bir tat bıraktı. Bunun neyini sevmedin? Bu havyar mı? Ha. Ya balığın en kötü yerini de yedirdin bize ya. Yumurtalarını da yedik. Bu çakma havyar. O kadar çok şey mi ya? Evet, çok kötü ya. Ciddi misin? Evet. Allah Allah. Neyse, yapacak bir şey yok. Herkesin damak tadı olmayabilir. Yani abi, senin bunlara içerisinde en çok beğendiğin hangisi? Bu. Bu mu? Ha.
benim de o yani bunlar içerisinde ama üçünü de beğenmedim. Hani bu üçü içerisinde en iyisi bu. Ama hiçbiri iyi değil. Aynen bana göre. Yani bu benim damak tadıma göre. Ben hani gelip de suşi muşi yemem. Yok abi bizlik bir şey değil. Bize getireceksin Adana dürümü, saracaksın baba, sıkacaksın limonu. Wow. Muratçım. Evet abi. Arkadaşlar pek damak tadı olmadı. Ben yani tutmadı. Yapacak bir şey yok. Ama denemiş oldun. Denemiş oldum. Farklılık ama yok. İğrenmedin. Yok canım iğrenmedin. Öyle bir şey değil. Hani derler ya çiğ balık. Ayakası yok. Balığın tadısı kokusu bile geldi. Değil mi? Çünkü taze olduğu için. Aynen. Millet işte onu öyle biraz ön yargıyla yaklaşıyor. Ben mesela normal balığı pek yemem ama sushi'yi çok severim. Çok alakasız bir şey aslında. Ben de bakarsan. Normal balığı severim ama sushi yok. Bir daha hani video harici gidip yiyeceğim bir şey değil yani. Anladım. Bakalım ileride de bu fikrim böyle kalacak evet, mı? Abi. Gördün ne yapacağız? Bu arada şey annem aradı benim acil gitmem lazım. Şimdi güzel kardeşim sana... Şimdi öncelikle tamam. Ayranlar getirtirelim abi. Ayran. Şart. Bence ne yap biliyor musun? Ayrandan ziyade bunlar var ya. Yok efendim. Pilav falan ondan diyorum. Acı... Olmaz abi olmaz. Ha? Yok abi daha da midem bulanır ben burayı batırırım. Bekle o zaman bir şeyler söyleyelim. Evet arkadaşlar şu anda biraz... Perde arkası sıkıntılar yaşıyoruz. Heyecanlandı. Normal değil mi sizce de yani izledik görüntüleri. Kokuyu bir al. İğrenç kokuyor. İğrenç kokuyor. Şimdi kronometreyi 2,5 dakikaya aldık. 1 saat 2,5 dakika olmuş. 2,5 dakika. Yani şimdi güzel kardeşim. Seninle uğraşıyoruz. Al kardeşim. Hep de hepsini yiyeceğiz. Ya küçük ama bu. Onlar büyüğünü yedi. Küçük mü arkadaşlar? Evet gerçekten küçük. Onlar büyüğünü yedi böyle. Bak ben Ayrullah'ınkini gördüm. Bundan küçüktü bu arada. Ya sen var ya. Ayrullah'ınki bundan ne küçük. Neyi kastediyorsun? Yediği Ayrullah'ın yediği bundan küçük. Ben gördüm. Yok gerçekten. Niye anlatayım? Şimdi bekle. Bu ne ya? Ama bak iyi çiğne Murat. Gerçekten bak iyi başım çiğne. Başım ağrıdı şimdiden. Bak bende migren var. Kalp rahatsızlığım var. Hepsini çözer. Bütün kan akışımı var ya. Hazır mıyız? Değilim. Heyecanlı mısın? Oo, hiç alakam yok. Nasıl yapacağız ki biz bunu ya? Dikkat et eline değiyor mu sonra elini yıka. Harbi mi? Diğerine değme. Aynen. Hazırsan aa. Arkadaşlar gerçekten... Ya iyi çiğne derken ne kadar iyi çiğne? Yani yok olsun bayağı. Ağzında. Tüm yutma yani. Bir de tek bir bölgede çiğnem. Bir de çiğnerken de basmış olacağım yani. Zaman avantajın olacak. Yani zahmet olmazsa yapın abi. Yapalım değil mi? O zaman Murat'cığım bu arada tebrik ederim. Helal olsun. Yapıyorsun bunu. Evet. Sözünü tutuyorsun. O zaman... Bekle abi ben hazır olduğumda başla. Hazır mısın? Değilim şu an. Hazır mısın? Değilim. Ağzımda mı... Kanka dilimi hissedecek miyim? Isır ya bir şey yiyormuş gibi yap. Bunu tatlı gibi düşün böyle. Tamam bu mı? Çocuk normalde videolarda gülmez. Somurtur arkada. Niye evet. Şimdi gülüyor? İnsan acı çektiği zaman o hep gülüyor. Onun hoşuna gidiyor. Başım ağrıdı yemin ediyorum ya. Hadi. Başla. 1, 2, 3. Şimdiden geçmiş olsun. Çiğne, çiğne, çiğne. İyi çiğne, çabuk çiğne. Ki fazla da. 2 dakika kaldı arkadaşlar. Nasıl bir şey? Oo. Abi bana ne yedirdin? Dayan kardeşim, 1,5 dakika kaldı. Arkadaşlar gerçekten biz gülüyoruz ama yeğen için gerçekten hiç kolay değil. Hiç gülünecek bir durum yok. Biraz konuşabilir misin? Aa. 1 dakika 14 saniye. Abi çok kötüyüm. Biliyorum. Az kaldı. Az kaldı. Aa. Bir yorum yapsana, nasıl bir şey? Aa ne yorumu? Su lazım. Dur bekle 50 saniye 55 saniye kaldı. Dayan. Elleme gözüne. Elleme gözüne. Bunu çıkarmam lazım. He? Çıkar onu. Son 30 saniye. Başardın az kaldı. Son 5 saniye. 4 3 2 1 0. Hepsi hızlı içme ağzında tut. Evet. Hepsini hızlı çiz. Bir de dondurmayı ye. Su kesmez. Şimdi bütün işkence başlıyor arkadaşlar. Midem çok kötü şu an. Acı yeme ekibine hoş geldin kardeşim. Abi çok kötüyüm ya. Gel gel. Dondurma ye. İnan bana bak. Güven bana.
Allah'ım yardım et. Abi midem çok kötü. Yavaş yavaş. Hamur da ye, hamur. Abi çok kötüyüm ya. Yo, gerçekten kolay değil dayanmak. Kusura bakma, gülüyorum da. Bir yorum yapar mısın, nasıl bir şey? Boğazımda takılı kaldı abi. Hadi o gitme. Sana öyle geliyor, o sana öyle geliyor, o normal. Aslında takılmadı, o acıdan dolayı öyle yapıyor. Geçiyor gibi oluyor, geçmiyor. Değil mi? Geçiyor gibi oluyor, geçmiyor. Abi geçiyormuş gibi oluyor, geliyor tekrar, konuşuyor, konuşamıyor. Abi ne yedirdiniz bana, bırak bunu, bu ne acıdır ya. Nasıl bir şey, şimdiye kadar hayatında yediğin en acının acısıyla kıyasladığın zaman? Abi hayatındaki acılar kadar acı. Anlatamazsın değil mi kimseye? Yani ne anlatırsan abi, anlat. Bu anlatılacak bir acı değil. Değil mi? Hani bu anlatılacak bir acı değil. Bana çıkar bugün 5000 lira ver, yine yemem. Gerçekten. Yine yemem. Bir yorumlasana, nasıl bir şey? Bir anlat. Baba anlatılacak bir şey değil, neyi anlatayım? Çok kötü. Tanıdık geldi bu tepki. Anlatılacak bir şey yok. Baba anlatacak bir şey yok. Bir daha yer misin? Lan s**eler yemem. Çok kötüyüm ya. Şerden şöyle durmuş. Abi bunu yeme, yani bunu yemek insan işi değil. Bunu insan normal kafayla yememesi lazım. Çünkü şu an titriyorum, ne alaka onu anlamıyorum. Dondurmadan üşüyorsun. Aslında bir seri çıkaralım. Ne serisi? Murat'ın işkence çekme serisi. Tabii efendim. Tabii efendim. Bir yavaşız. Arkadaşlar nasıldı? Abi çok kötü ya. Murat kendine... hala yani yerinde değil. Şu an savaş veriyor içeride. Yarım saat kendine gelmesini bekledik içeride. Daha yeni anca. Gelmez abi, gelmez. Gelmez ya, çok kötü şu an. Birkaç kelimeyle İzleyenler için şey anlatsana. Sana kelimeyle anlatamam yani bunu. Hani abartma, ben diyordum ya hani anlatılmaz falan, gerçekten yaşamadan bilemezsin falan, çok, öyle çok, değil mi? Çok çok kötü yani, fazla kötü. İnsanın midesini bulandırıyor. Geçti diyorsun, geçmiyor, daha da beter geliyor. Vücutun farklı tepkiler veriyor. Sen bugün büyük fedakarlık yaptın, onun için ne yapmalarını bekliyorsun? Ne yapsınlar abi? Like. Like atsınlar. Atsınlar mı? Tabii canım, abone olsunlar. Bir şey yapın yani. Senin kanal da abone olsunlar. Olsunlar. Bu arada en yüksek acıyı çektiğin anda ne düşündün? Hayır, o an mesela. Ya zirvede... böyle bir titreme geliyor insana. Elleri falan böyle karıncalanıyor. Diyorum acaba ne olacak? Hani diyorum ki acaba bayılacak mıyım? Ne olacak? Hani nefes alamıyorsun. Nefes alsam daha da yanıyor için. Yani böyle diyeyim, ben acı yiyen bir insanım. Çok acılar da yedim. Ama hangi acıyı yersen ye, bu farklı bir boyut. Ya ben de acıyı seviyorum eyvallah. Fakat bu acı değil yani, bu farklı bir şey. Bu ya. Zehir gibi bir şey. Zehir, bildiğin zehir. Böyle düşmanını bağlayacaksın bir yere, tamam mı? Açacaksın ağzını, tepeceksin böyle bunları. Tamam. Fantezin güzelmiş. Aynen. Yani biri çekse vursa beni bu kadar acıtmaz herhalde. Harbi diyorum bak. Sushi için de... bir iki de yorum daha yap. Sushi, nasıl böyle? Yani sushi benlik bir şey değilmiş. Ben bunu gördüm. Ama balık tadı var mı? Yok, balık tadı milletin falan yok. Milletin hani ön yargılı olduğu yok. Şey. Yok, balık tadı yok. Hani psikolojikmen sanki biraz kötü yapıyor belki insanı. Benim için evet. Öyleydi en azından. Evet. Ama ben gidip mesela bir daha gel sushi yiyelim falan yiyemem. Aramam yani. Yok, aramam. Ama bu fikrini ya da yorumunu üst düzey bir yere gittiğimizde de merak ediyorum. Bakalım evet. Orayı nasıl yorumlayacaksın? Göreceğiz. O zaman bu videomuzun sonuna gelelim mi? Gelelim, çünkü ben kendimin sonuna geldim. Tamam, oldu o zaman. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi sizler için hem sushi videosu çektik. Belki aranızda denemek isteyen vardır, seven vardır, sevmeyen vardır. Acımızı da yedik. O zaman bu videomuzun sonuna gelelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.